Elbiseniz nereden? Elbisem Özgür Masur'dan. Kimden? Özgür Masur. Özgür Masur'dan. Evet. Evet, harika. Özgür Masur imzalı. Sizde mi kalacak, geri alacak mı? Bana çok destek veren bir modacımız. Ben hep merak ediyorum. Yani program için mi veriyorlar yoksa geri alıyorlar mı? Yani istesem verir. Niye vermesin? İstesem o kadar verir. O kadar iyi bir insan. İsteyelim bir yüzü. İsteyelim. Özgür Masur'dan bütün Türkiye adına bu elbiseyi sana istiyoruz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Vermezse de haber ver. Haftaya Özgür'ü burada bir kere daha konuşacağım. Tamam. Vermediyse elbiseyi. Evet. Hocam sizin kulislerde kıskançlık oluyor mu? Kızlarda oluyor da yani büyük ihtimalle. Oluyor galiba. Ha? Oluyor erkeklerde galiba. Erkeklerde böyle birbirinizin vücuduna geçerken bakma falan. Yani yarışmadan önce değil de yarışmadan sonra farklı bir ortam oluyor. Evet, yani daha sinirli insanlar görülmeye başlıyor. Oluyor değil mi? Oluyor. Yani yarışmadan önce oğlum o kadar güzel bir kamp dönemi geçirdik ki var ya. O kadar en iyi güzel. Arkadaşım sensin biliyor musun? Çıkışta mutlaka araşalım deyip de sen kalıyorsan böyle ötek kalmıyorsa büyük ihtimalle konuşmadan gidiyordu herhalde. Oluyor evet. Ha? Oluyor evet. Aynen öyle. Yarışma yarışında var. Demişsin ki Ebru bu iddialı bir laf. Genelde albüme yeni çıkacaklardan böyle sözcükler duyuyoruz. Cümleler duyuyoruz ama seninki gerçek midir değil midir bilmiyoruz. Bir soralım. Albümümün olmadığı dönemlerde birçok arkadaş çıkmış olabilir ama hiç kimse benim boşluğumu ve yerimi dolduramadı. Ben geliyorum diye bir şey. Ya bu iddiası var içinde ama ne kadar... Yani şimdi ben yaptığım işin her zaman arkasındayım. İddiası olmayan bir işi de zaten yapmam ama çok boyumdan büyük laflar etmeyi de sevmiyorum. Etmem. Hani bu kadar iddialı asla konuşmam. Evet. Fakat şöyle bir düşüncem var. Yani kimse kimsenin yerini alamaz. Benim bir yerim var. Yani benim 10 senem geçmiş bu camiada. Albümler yapmışım. Çok belirli satış grafik